Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Birkaç gündür video atamadım. Hızlı şekilde geriye döndüm. Tekrardan merhabalar demek istiyorum. Bugün öncelikle güzel bir haberle başlamak istiyorum. Bir süredir beklediğim mail bugün elime ulaştı ve ben de artık Plerium'un yani Raid Shadow Legends'ın yapımcısının bir partneri oldum. YouTube kanalım olarak ilerleyen zamanlarda elmas çekilişi ve benzeri şeyleri de yapabileceğim seviye 2'yi de umarım geçerim. Şu an için en çok istediğim şeylerden biri olan bu content creator'ların, içerik üreticilerin chatine ulaşmaya hak kazanıyorum. Yani konuşma aşamasındayız. Kabul edildiğimi açıkladılar. Bundan sonra gelecek bilgileri diğer YouTuber'lardan öğrenmeden önce direkt kendim alıp harmanlayıp size verebileceğim. Bu benim için çok iyi bir haber oldu. Onun dışında gelelim asıl konumuza. Yeni gelecek karakterler var. 2 Temmuz olarak geçiyor. Bir parçacık çağırma etkinliğimiz var. Versus the Grim. Bunu canlı yayında ufacık konuşmuştuk. Canlı yayına katılan arkadaşlar görmüştür ama onun yanında yaklaşık 5 adet karakter daha ekleniyor. Bu karakterlere de şöyle bir göz atacağız. 4.4 güncellemesi, yani 4.40 güncellemesi olarak geçiyor. İlk olarak bizim Fragment karakterimize bir bakalım. Versus the Grim, efsanevi bir karakter, can tipinde şövalye hayaleti ve bir güç şampiyonu. Bir düşmana saldırıp %50 şansa kışkırtma veriyormuş. Aynı zamanda da kendinin %10 canına eşdeğer bir kalkan 2 turluk veriyormuş. Okey, yani kendince kalkan alıyor. Can şampiyonu olduğu için yüksek can alabilecek bir karakter. A2'sinde tüm düşmanlara saldırıyormuş. Sersemletme, donma, korkma, kışkırtma etkisi altında karakterlere 2 defa vuruyormuş. Ve her vuruş sömürme avantajı verme şansına sahipmiş. %100'e çıkıyor bu. Sömürmede ve bekleme süresi de 3 tura düşüyor. Aslında sağlam ve nükre olabilecek bir karakter. Aynı kusurlu canavar gibi can şampiyonunun hasarcısı şeklinde bir yapı yaparsak 100k can, yüksek kritik oran güzel olabilecek bir karakter. Onun dışında A3'ünde ise %60'lık yani büyük boy bir defans artışını 2 turluk tüm müttefiklere verirken bir de 2 turluk müttefik koruması veriyor. Bu da 3 tura düşüyor. Güzel bir özellik. 3 turda bir defans bastı, müttefik koruma bastı. Bir can şampiyonu, hayatta kalması daha uzun olacak. Güzel duruyor. Bu da aslında kusurlu canavarı bize hatırlatıyor. Ne zaman hasar alırsa %20 şansla karşıya kışkırtma veriyormuş. Her iki seferinde bir kere ortaya çıkıyormuş. Saldıran kışkırtılıyormuş. Güzel özellik. Ve tüm müttefiklerin tüm savaşlarda canını %33 arttıran bir aurası var. Şövalye hayaletlerine geldi. Hemen oyunumuza dönelim. Şövalye hayaletlerinde kısıtlı sayıda zaten karakterimiz vardı. Şuraya bir yere bir karakter daha eklenecek. Farkındaysanız HP tipinde bir karakter yoktu. Ve karakter sayısı azdı. Grubu bitirmek için özellikle rektörü bulmanız gerekiyordu. Kafatası gerekiyordu. Sineş'e gerekiyordu. Grubu birazcık zorluydu. Bu yüzden de birazcık da gruba özel gelmiş bir karakter diyebilirim. Gelelim eklenen diğer karakterlere. Bu karakterimiz Cleopteryx. Birazcık Griffin. Yani Griffin bir karakter. Deri gezenlere gelmiş. Hasar tipinde ve ruh şampiyonu. Bu aralar ruh şampiyonu karakterleri atak tipinde getirmeye başladılar. Bundan bir önce de Ruel'i görmüştük. Aynı Ruel'e benzeyen bir şekilde bunun da Nazar yani Hex özelliği var. Ruel'i birazcık Ruel, Tia ve bu yeni gelen karakter üçlüsü artık yeni Nazar atak şampiyonlarımız olarak geçecek. Hatta hemen burada Tia'yı da görebiliriz. Tia da bir atak tipinde Nazarcı bir karakterdi. Bunlar beraber çalışacaktır. Geldim. Bir düşmana saldırıp 2 turluk bir %25'lik zayıflatma veriyormuş. Güzel. Artı nazar etkisi altındaysa bu ihtimal %50 artıyormuş. Bu da güzel. Artı nazar etkisi altında bir karakteri A1 ile öldürürse kendine kusursuz örtü alıyormuş. Bu da hoş. Zaten şuradan %20'lik bir şans daha ekleniyor. Yani %95'e çıkıyor bu özellik. Zayıflatma vermede %50'ye çıkıyor. Hoş olmuş. Onun dışında gelelim, yani şöyle söyleyebilirim, 50, 30, 20 daha 100, %100 kitapladığınız zaman nazarlı karaktere %100 ihtimalle zayıflatma verecek. Böyle. Geldim A2'sine, kendine 2 turluk bir kritik oran arttırma alıyor %30'luk ve ardından bütün düşmanlara saldırıyor ve kitaplandığında %100 şansla aktif becerileri bir bloklama debuff veriyor 2 turluk. Bu önemli bir özellik. Bunu yapan pek karakter yok oyunda. O yüzden önemli. Yani karşının becerilerini kilitliyor diyebiliriz %100 şansla herkese. Ama bu karakteri bunu yapması için de karakterlerin nazar debuff'u altında olması gerektiğini altını çiziyorum. Şurada yazıyor. Bakın 2 turluk ama karakter nazar etkisi altındaysa yani bu karakter bayağı
Ender Nazar'la çalışıyor. Geldi K3'üne, kendi kendine bir iki turluk isabet arttırma alıp yine tüm düşmanlara saldırıyormuş ve %100 şansa 3 turluk bir nazar veriyormuş. 3 turluk vermesi iyi. A2'sini, A1'ini hepsine yetecek kadar nazar veriyormuş. Hali hazırda nazar etkisi altındaki karakterlere de %100 şansla korku veriyormuş. Bu da sanırsam diğer nazarlı karakterlerle combo yaparsanız diye gelmiş bir özellik. Pasifine gelelim. Bu şampiyon %30 veya daha fazla can kaybederse her tur başında counter atak, yani bir karşı saldırı yapıyormuş A1'e ile. A1'i de biliyorsunuz dolu bir özellik. Zaten 2 ya da daha fazla dostu ölüyse her saldırı aldığında bir karşı saldırı yapıyormuş karakterimiz. Yani bu karaktere 10 üzerinden böyle bir 7 verirsem bu karaktere de bir 7.5 verebilirim. Oyuna değişik tat getirecek bir karakter. Tabii statlarını da görmemiz çok önemli. Hayatta tutmamız çok önemli. Yapacak çok işi var ama o kadar ömrü var mı bunu göreceğiz. Geldik Tuhan Arak. Tuhan Arak böyle barbar kabilelerine geldi ama biraz daha böyle eski antik Mısır temalarında ben bu karakteri gördüm. Hatta resmini şu an buraya bırakayım. Hoş duruyor. Gayet hoş duruyor. Bir hiçlik karakteri, hiçlik efsanevisi. Artık hiçlik efsaneleri de şişmeye başladı. Yani spesifik gelin gibi, hegemon gibi karakterleri bulunma ihtimalimiz birazcık azalıyor diyebilirim. A1'i bir düşmana saldırıp hız azaltma veriyormuş 2 turluk. Okey. Artı kendine bir turluk bir devam eden iyileşme %15'lik ve canı en düşük müttefikine de aynı şekilde veriyormuş. Kitaplanınca da şansı %50'ye çıkıyormuş hız azaltmanın. Okey, yani ufak bir iyileştirme, zaten destek karakteri. A2'si yine bir düşmana saldırıyormuş. Ardından atak azaltma ve alacağı becerileri, alacağı avantajları bloklama özelliğini veriyormuş 2 turluk. Ardından bir debuffları, yani dezavantajları yayma etkisi uyguluyormuş. 2 tane rastgele debuffı hop diğerlerine yayıyormuş. Yani bunu nasıl söyleyebiliriz? Vezirde var bu biliyorsunuz. Bir de Hariken Büyük Kılıç'ta var. Sen de mesela sallıyorum karşısındaki karakterde atak azaltma, defans azaltma var. Bu buffları, bu debuffları alıyor. Diğer arkadaşlara pıt pıt diye veriyor. Böyle bir özellik gelmiş. Bu çok karakterde yoktu aslında. Fena olmamış diyebilirim. A3'ünde defans arttırma ve hız arttırma var. 2 turluğuna ve 3 turluk bir beceri. Yani bir hiçlik efsosu için bir tık zayıf. Bence zayıf. Ya bunun yanına ufak bir güçlendir belki eklenebilirdi. Belki bir dönüş metre arttırma eklenebilirdi. Belki bir atak basabilirdi ki zaten Brogne bunların hepsini aynı anda yapıyor. Birazcık zayıf kalmış diyebilirim. Onun dışında her turun başında müttefiklerden bir tane rastgele dezavantajı kaldırıyormuş. Bunu neye benzetebiliriz? Bunu Şövalye Hayaletlerindeki Kıyamet Rahibi'nin pasifine benzetebiliriz. Rastgele bir dezavantajı ortadan kaldırıyormuş. Onun yanında da devam eden iyileşme almış, yani A1'inden iyileşme almış dostlarından 2 tane debuff kaldırıyormuş. Bu da böyle bir ek özellik olmuş. Pasif olarak güzel. Onun dışında ne söyleyebilirim? Bir hiçlik efsanevisine göre zayıf. Yani bir gelin kadar güçlü değil ama bir Wurlim kadar da, bir Belanor kadar da okey, kabul edilebilecek bir karakter. Tasarımı gerçekten hoş. Onun dışında almak ister miyim? Yani bunu alacağıma açıkçası Riho'yu almayı tercih ederim ya da Kardinal almayı tercih ederim diyebilirim. Bütün savaşlarda da isabeti 70 arttırıyormuş. Tuhan Arak böyle bir karakter, barbar karakter. Geldik epiklere. 2 adet de epik karakterimiz var. Parsalar Gravedyrt, nasıl artık okunuyorsa, yine Şövalye Hayaletlerine gelmiş. Savunma tipinde bir büyü şampiyonu. Bir düşmanı saldırıyormuş patık diye, ardından kışkırtma veriyormuş. Düşük bir ihtimal, 40'lık bir ihtimal. Artı bir turluğuna da atak azaltma veriyormuş. Eğer karakter korkuya da gerçek korku altındaysa okey. Yani biz burada sadece kışkırtmayı düşünsek olacak aslında. Tüm düşmanlara saldırıp A2'sinde %100 şansla iyileşme engelleme veriyormuş. Bu bazı Doom Tower bossları için kullanışlı olabilir. Onun yanında A3'ünde ise dostlarının maksimum canlarının %30'una eşit bir kalkan veriyormuş onlara. Ardından küçük boyda bir güçlendir veriyormuş. Normalde biliyorsunuz güçlendirme %25, bu %15'liğini böyle dostlarına veriyormuş. 3 tura düşüyormuş. Okey yani. Okey diyebilirim. Ardından bu karakter korku ve gerçek korkuya direkt dirençliymiş, immunmuş, yani aşılı. Dostları ne zaman bir saldırıda %50 canın altına düşerse saldırgana bir turluğuna korku veriyormuş. Ne zaman bir dostu ölürse %75 şansla bütün düşmanlara gerçek korku veriyormuş. İşte bu karaktere isabet kasarsak burada iş yapabilir.
Ardından abiriyle de atak azaltma yapabilir. Şimdi bu skiller aslında bizim için birleşmiş oldu. Yani fena bir karakter değil. Tasarımı da bulduysam fotoğrafı şu an koymuşumdur. Bu anasını koymamışımdır. Yapacak bir şey yok. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yani alan korkutma güzel. Korkutmayı severiz. Gerçek korkutmaya bayılırız. Grup savaşlarında %30'luk bir defans artışı. Artık grup savaşlarında zor bir grup olmaktan çıkıyor. Eklenen yeni karakterlerle beraber şövalye hayaletleri diyebilirim. Geldik son karakterimize. Venomage. Venomage bir kertenkele adam. Zaten zehirci olduğu tipinden belli. Destek ve büyü olarak geçen bir epik karakter. Bir düşmana iki kere saldırıyor. Ardından iyileşme azaltma debuff'u altındaysa vurduğu hasarın %75'i kadar düşmanın maksimum canını düşürüyormuş. Aynı zamanda her bir vuruş iki tane zehri aktif ediyormuş. Anında. Sanırım burada zehir patlatma olarak geçiyor. %35 şans. Kitaplanınca %50 şans. Sanırım zehir patlatıyor. Emin değilim. Öyle duruyor diyebilirim. Yani şurada zehir veriyorsa bunda zehir patlatıyor olabilir. Zehir patlatmalı karakterlere bir yenisi daha eklenmiş olur. Hem de ilginç şekilde A1'iyle patlatıyor gibi durmakta. İkinci becerimiz bir düşmana saldırıp kitaplanınca %100 şansla defansını azaltıyormuş. Büyük boy 2 turluk. Ardından %75 yine %100 şansla çıkıyor ki zehir altındaysa atağını da azaltıyormuş. Defans azalttı, zehir altındaysa atağını da azalttı diyebiliriz. Güzel özellik 3 turda bir. Ardından A3'ü tüm düşmanlara saldırıp %75 şansla ki kitaplanınca gene %100. 3 turluk bir iyileşme engelleme veriyor. Aslında iki epiğimizde iyileşme engelleme veren karakterler diyebilirim. Ardından %100 şansla da 2 adet büyük boy zehri 2 turluk bırakıyormuş. Hoş, zaten zehirci geldi, zehirci gidiyor. İsabet olarak da tüm savaşlarda 45 bir artı veriyor. Karakterlerimiz bu şekilde. 10 üzerinden 7 verdik. 10 üzerinden 8 verdik. 10 üzerinden 8 veriyorum. 8 veriyorum. 8 veriyorum. Hepsine 8 veriyorum. Yine en kötü karakteri bence parçacık çağırma etkinliğine koymuşlar. Unutmayın 2 Temmuz diye geçiyor şu an için. Onun dışında tekrardan Mysterious kısmı var. Burada bize bazı bilgiler veriyormuş. Bu olarak vazifelerde süper bir saçmalık vardı. Aptallık bile diyebilirim. Gomlok, Gökderi, Çağır. Yani bütün Doom Tower'ı zorda bitir 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 bitir. Bir şampiyon, iki şampiyon, üçüncü şampiyonu al görevi vazifelerin ortasında karşımıza çıkıyordu. Bunu artık ileri taşıyorlar. Üçüncü kısmın bilmem yedinci bölümüne taşıyorlar. Yani şu görevlerde artık sonuna kadar ilerleyebileceğiz. Gomlo'u alalım diye saçma sapan beklemek zorunda kalmayacağız. Onun haricinde de artık hiçlik taşlarını yani Void Shards'ları onlu onlu çağırabileceğiz. Tek 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 çağırmamız gerekmeyecek. Gerekiyordu. Güzel olmuş. Burada eşyaları yanlışlıkla satmakla ilgili bir özellik daha var. Yani hemen hemen şöyle diyor, artık satmak istemediğiniz eşyaları satmanızdan kaçınmanız için onları otomatikmen seçtiğinizde satma kısmına eklemeyin gibi bir şey diyebilirim. Onun dışında da klan üyesi olmayan insanlar bile klan bosslarının zorluklarını ve ödüllerini görebileceklermiş. Bu da son özelliğimiz oluyor. 4.40 güncellemesi geliyor. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Zaten yeterince uzamış. Karakterleri beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.